Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizin 9. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölüme Glasgow Rangers'la oynayacağımız deplasman maçıyla başlayacağız. Başakşehir deplasmanı, Rangers deplasmanı peş peşe iki çok zor maç. Gerçekten bizi çok zorlayacak bir fikstür. Bu arada Galatasaray deplasmana Monaco ile oynayacak. Beşiktaş, Red Bull, Salzburg kendi evinde oynayacak. Ve biz ilk maçı deplasmanda Rangers'la yapacağız. Gerçekten 3 tane önemli temsilcimizin, yani Türkiye'nin önemli 3 takımının maçı var. İnşallah iyi sonuçlarla ayrılırız. Biz oldukça iyi bir formla gidiyoruz. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Gene taktikte ufak bir değişiklik yaptım. Sürekli oynuyorum taktikte, biliyorum, ama bazı noktaları oturtma adına gerçi yani şöyle söyleyeyim, 8. bölümle 9. bölüm arasında 12-13 günlük bir fark olabilir videoyu çekmem arasında. Belki de 2 hafta bile olabilir. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle peş peşe çektiğim videolar vardı. Çok fazla da denemeler yapamamıştım ama arada biraz zaman farkı bırakınca biraz daha değişik işler yaptığımı düşünüyorum. Biraz daha değişik dokunuşlar olduğunu düşünüyorum ve artık kalıcı taktiğimizi oturttuk. Savaşçı orta saha destek, iki yönlü orta saha ve ofansif oyun kurucu destek orta saha üçlüsüyle 4-2-3-1 dizilişiyle sahada olacağız. Bu kadar anlattıktan sonra gol yiyerek başlamak çok güzel. Duran toplardan gerçekten gol yemek çok can sıkıcı bir durum. İnşallah biz de atarız duran toptan. Yani yedik, atmasını da bilmemiz lazım. İkinci duran top. Kent bu sefer arka direk. Neyse. Bu sefer istedikleri vuruşu yapamadılar. Yani gene topla buluştular aslında. Sıkıntılı bir durum. 1-0 önde Glasgow Rangers kendi evinde. İki kere şut çekmişiz. İkisinde de kaleyi bulmuşuz. Galatasaray 1-0 önde. Beşiktaş 1-1. Mustafa Pekdemek ve Andre Romalo'nun karşılıklı golleriyle, yalnız hakikaten ilk 10 dakika, ilk 7 dakikada 2 gol olmuş Beşiktaş maçında. Rezda Fischer uzun oynadı ama Solanke ne yazık ki bu topla buluşamadı. Fischer oldukça yorgun gözüküyor. Fischer'ı değiştirelim. Consigne'yi kullanalım o bölgede. Ferdi Kadıoğlu biraz daha gitsin 55'e kadar. Bordeaux 4, Bayer Leverkusen 2. Gerçekten enteresan skor. Alper Potuk, Jailson çok iyi değiller orta saha göbeğimiz. Alper yerine buraya kim atabiliriz? Oğuzkan Güçtekin atabiliriz. Fiziksel olarak, yani hız, hızlanma, çabukluk olarak, çeviklik olarak Oğuzkan çok iyi değil. Savunma yönü fena sayılmaz. Yani top kapması kötü ama gene pozisyon alması 12'lere gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, top kapma 8'lerde. Zamanla daha iyi olacak. Şu an için istediğimiz skor, bence istediğim skor ve sürpriz bir gol de gelirse Solanke, ah direkti bir Fonsinho. Olmadı. İşte böyle hızlı ataklarla da sonuca gidebilsek güzel olacaktı. Uzatmalar. Eğer bu skorla biterse ben bunda bunları Kadıköy'de çok kötü ayıklarım. Ama öncelikle maçın bu skorla bitmesi lazımdı. Harun. Melling yerine de Hasan Ali kaldırıma atalım. İlk yarı inşallah biter bu şekilde. Maç biter. Evet, 1-0. Morelos gol pozisyonuna girememiş, biliyorsunuz. Çok tehlikeli bir oyuncuydu. Gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim diyelim. Evet, güzel bir maçtı bizim için. 1-0 yenildik deplasmanda. Bazı maçlarda skor hiç önemli değildir. Önemli olan ihtiyacınız olan skoru almaktır. Dirk Kuyt'ın çok sevdiğim bir lafı. Bu maç onlardan birisiydi. Bizim burada tek farklı veya işte gol yemeden beraberlik olabilir veya 2-1'lik mağlubiyet. Tabii galip gelsek çok daha güzel olurdu ama bu skor da çok rahat bize turu getirebilecek skorlardan birisi. Yani kendi evimde Kadıköy'de çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Başakşehir deplasmanı zor bir maç olacak. Gerçekten çok zor bir maç olacak. Başakşehir çünkü gerçekten iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. İyi organize oluyorlar. Ligde de 4. sıradalar. Bizim için zorlayıcı deplasmanlardan birisi olacak. Özellikle 2. sıradayız. 3 puan fark var Galatasaray'la. Ben bu maçı kazanırsam, yani
3 puan alırsam bu zor maçtan sonra, Rangers'ı da kendi evimde elersem zaten takım oldukça moral kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Ondan sonra bir ivmeyle ligi götürürüz diye düşünüyorum. Çok da fazla transfer yaptık. Normalde beni bilenler biliyor zaten, bu kadar transfer yapmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum bu kadar transferi. Bu kadar taktikle oynamayın. Bu kadar transfer yapmayın. Kafanızda bir taktik belirleyin. Çok önemli olmayan bir kariyer açıp, yani devam etmeyeceğiniz bir kariyer açın bence, 10-15 maçlık taktiğinizi deneyin. 2-3 kere deneyin bu 10-15 maç üzerinde. Eğer ki gerçekten kafanıza yatıyorsa, makul skorlar alıyorsanız o taktikte devam edin. Evet, ilk bir maç yapmışız. İlk devredeki maçı Başakşehir kazanmış. Dribbling çok iyiymiş. Markaj olarak çok iyi bir takım olduğu söylenemezmiş. Tabii bizim şimdi lig maçında daha geniş bir kadroyla oynama imkanımız var. En azından sol stoperimiz Luperto var. Arabistli'yi kadroya alalım. İslam Slimani. Bu arada şöyle bir hedefim var. Deniz Vavro'yu uzun süreler satmamayı, takımda tutmayı planlıyorum. Şu an için 6 gol attı ligde. Ve ben şöyle bir düşüncem var. Sergio Ramos'tan daha fazla gol attırmaya çalışacağım. Fenerbahçe formasıyla Deniz Vavro'ya Sergio Ramos'tan daha fazla gol attırmayı planlıyorum. Yani genel bir kariyer hikayesi içinde küçük bir hikaye güzel olur diye düşünüyorum ben. Oğuzkan Güçtekin yorgunmuş, onun yerine Tolga Yatalım. Fisher yerine de oyuncuyu attık. Enko diyeyim ben ona ya. Enko Doğu. Değişik isimleri var. Tolga da çok yorgunmuş. Tolga yerine de Rui Pires dedik. Şöyle olacak, böyle olacak dedik. Prensimiz dedik, adamı hiç ettik. Jason 90 dakikaya çıkartamaz ama ikinci yarıda değişikliğe giderim ben Jason için. Zor bir deplasmana çıkıyoruz. Arda Turan, Adam Visca ve İrfan Can Kahveci üçlüsüyle forvetlerine Adebayor'a destek verecekler. Emmanuel Adebayor ligdeki en kaliteli forvetlerden, santraforlardan birisi. Melling, ön direk Adebayor, tekrar Melling, Ferdi Kadıoğlu içeride iyi işler yapar. Forvet arkasında ofansif oyun kurucu destek kullanma sebebim, rakip ceza alanı çevresinde oluşacak bütün organizasyonlarda bulunması için böyle bir tercihte bulundum. Onu da söyleyeyim, hani ofansif oyun kurucu destekle oynayacağım forvet arkasında. Kanat iç forvet organizasyonlarına orada Ferdi etki edecektir diye düşünüyorum. Tabii daha çok genç, çok öğrenmesi gereken şey var ama Lişi karşıladı Melling, Jailson, Vavro, Melling, Alper uzaklardan denedi, olmadı. Volkan Babacan, Luperto. Luperto'yu almamdaki en büyük sebep, yani kiralamamdaki en büyük sebep söylemiştim. Sol ayaklı stoper. Çok net bildiğim iki tane sol ayaklı stoper var. Birisi Luperto, birisi de Babic. Babic'i transfer etmek istemedim ama ilerleyen dönemlerde alabilirim. Ama Luperto, bakalım Napoli'den alabilecek miyiz? 10 şut, ikisi kaleyi bulmuş. Ferdi rakip cezalanı bölgesinde iyi işler yapmışız. Performansınızdan hiç memnun değilim diyelim. Barış çok iyi işler yapamamış. Giorgi Arabizze'yi atalım oraya. Kanat forvet destek. İkinci yarıya Arabizze ile başladık. Arabizze'nin de duran top becerisi var. Rakibi zor durumda düşürebilir uzaktan. Becerisi de fena değil. Jailson, Arabizze, Alper, Jailson, çok kötü bir pas tercihi ama neyse ki bizde kaldı top. Ferdi Kadıoğlu yerine Mehmet Ekici'yi atalım. Tabii Mehmet Ekici gibi, of, Arabizse çok güzel bir gol. Melling gerçekten
O kanattaki bek oyuncusunu çok fazla çizgiye indirmek istemiyorum. Bazen pas hatasına sebebiyet veriyor bu durum. Şimdi takım talimatlarından duran top kazanmaya çalış verdik. Niye duran top kazanmaya çalışıyoruz? Mehmet Ekici gibi bir duran top ustası var. Serbest vuruşlardan 17 gerçekten. Penaltı. Penaltı hocam, penaltı. Ekici topun gerisinde, keşke Vavro'yu attırsaydık ama neyse, Ekici'nin de morale ihtiyacı var. Bu sezon attığı 4. gol. Duran top kullandık. Duran toptan penaltı kazandık. Melling'i artık Rangers maçına bırakalım. Sol kanada Tanali kaldırım. Ekici ters kanadı iyi açtı oyunu. Arabitse çizgide kontrol. Şık bir çalım. Uf. Georgi Arabitse. 12 fena değil. Yani Arda Turan çok kötü. Yani normaldir Arda Turan'ın kötü oynaması. Şaşırmadık. Şener, Vavro, Uluperto harika bir uyum içerisinde oynadılar. Mahmut dışarıda oynadı. Serbest vuruş. Ekici topun gerisinde ama göstermediler. Deplasmanda çok net bir skor. Yani skorun yanı sıra oyun olarak çok net bir oyunla kazandık. Gerçekten 3-0. Solanke bir... Oy, Jailson, Jailson, Jailson gerçekten oldukça iyi bir organizasyon. Paslaşmalar. Solanke'nin kontrolü, uzun top sonrası Jailson'a bırakması. Savaşçı orta saha destek kullanmamın sebebi de hızlı hücumlarda rakibin kontraya takımın kontraya kalktığı pozisyonlarda savaşçı orta saha destek rakip yarı alana doğru, rakip ceza alanına doğru hareketlenmelerde bulunuyor, hareketlenmeler yapıyor. O yönden sürpriz goller, sürpriz çıkışlar. Çok net bir skor ve liderlik koltuğuna şu an itibariyle oturmuş bulunuyoruz. 21. hafta itibariyle 2 gol. Evet, gerçekten çok şık goller attı Arabitse. Yani burada şöyle de bir olay var. Barış'la başladık. Kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu çizgide topla buluşuyor. Top sürmeye çalışıyor. Driblingler çizgiye inmeden orta yapmaya çalışıyorlar. Orada bir kanat organizasyonu var. Tabii rakip takım da kanat organizasyonlarına aşinayken birdenbire Arabitse'nin girmesi, ceza alanında güzel bir kafa vuruşuyla gol. Ondan sonra kanattan topu alıp içe girip kendi kişisel becerisiyle çalım atıp bir kişiyi ekarte edip uzak köşeye topu bırakması. Yani oyuncu değişikliklerinde rollerin de değiştirilmesi rakip takım için gerçekten sıkıntı yaratıyor. Bunu Arabitse Barış değişikliğinde gördük. Tabii tecrübe olarak nasıl anlatayım? Oyuncu becerisi olarak çok farklı iki oyuncu. Barış Arabitse kadar yetenekli değil. Yani yetenekli derken aslında özel yetenek olarak bir eksikliğinden bahsetmiyorum ama genel komple oyuncu olarak baktığımız zaman arada epey bir fark var. Sol kanat Victor Fischer mı? Kadıoğlu mu? Ben Ferdi Kadıoğlu'nu solda kanat forvet denemek istiyorum. Ofansif oyun kurucu destek. Aa, Mehmet Ekici yokmuş. Elif Elmas'ı atabiliriz. Stoper Serdar Taşçı olacak. Yani bu kurguda tek düşündüren beni Ferdi Kadıoğlu'nun role uyumsuzluğu olabilir ama teknik becerisi, kapasitesi, çabukluğu da fena değil. Victor Fischer'ı yedekler arasına alalım. Belki işimizi görebilir. Evet, hazırız. Serdar Taşçı neye üzgün? Transfer engellendiği için üzgün. Devre arasında çok istenmişti. Takımın en golcü oyuncusu Solanke ama buna da bir etkileşim yapamıyoruz. Konuşma geçmişinden. Glasgow Rangers maçına çıkıyoruz. İlk maçı 1-0 kaybettik. Umarım bu maçta güzel bir oyun, güzel bir skor, iyi şanslar çocuklar, eğlenmenize bakın dedik ama takım pek etkilenmedi. Ev sahibi ekibin vuruşuyla başladık. Kent yine bir korner organizasyonu ve yine gol. Ne yazık ki ilk maçta da erken gol, duran top. İkinci maçta da erken gol, yine bir duran top. Çok sinir bozucu bir durum.
Şu an rakip yani. Oyunun hakimi rakip, neyse. Yani 20. dakikaya gelirken ilk şutumuzu çektik. Vavro 7. golünü attı. Şimdi ihtiyacımız olan 2 gol. Solanke indirdi. Uzak direği orta yaptırmaya çalışıyorum ben. Biliyorsunuz duran toplarda Solanke indirdi. Vavro vurdu. Elif Elmas. Ferdi Kadıoğlu. Şık çalımlar girdi. Alper. Ah, oradan bir gol çıkmadı. Melling. Alper. Oyun düzenimizi, disiplinimizi bozmayın çocuklar. Çok güzel, çok güzel. Verdi. Elif Elmas. Solanke. At bunu Solanke. Hiç beklemediğimiz anda gelen gol. Alper, ayakta kal. Aman ya Rabbi. Yalnız iki takım adına da çok etkili pozisyonlar oldu. Şu an oyunu o ilk 20 dakikanın, yani ilk 20 dakikadan sonra oyuna ortak olduk ve hakimiyetimizi de kabul ettirdik. Rezda. Yine size tavsiyelerimden birisi, benim yaptığım hatalardan zaten görmüşsünüzdür. Kadroyu çok fazla değişiklik yaptığım için Avrupa kadrosunda da çok fazla elim rahat olmadı. Jason yerine Oğuz Kağan'ı atalım. Merkez orta saha destek olsun. Biraz daha, yani Jason kondisyonu çok düştü. Elif Elmas, Solanke geniş alanda etkili olabilir diyecektik ama olamadık. Bas 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 bas. Kent çok tehlikeli bir adam. Morelos'un sevdiği toplardan birisi. 2-1. Hava giderken avlandık. Alfredo Morelos. Penaltı. Hocam penaltı. Vavro. Lan hadi Vavro be. Sergio Ramos'u geçecek dedim bu adam. 3 gol attı. Ya da 2 gol, pardon. Yine maçtan kopmadık ama 2 gol daha atmamız lazım. Yani Kantic. Daha azimli oynayın çocuklar. Birkaç hamle de yapmamız lazım. Aslında oyun olarak fena değiliz. Verdi yerine müdahale Alper. Solanke şu topları iyi kullanabilse, işte böyle iyi kullanabilse, Solanke bu sefer geniş alanda topu iyi kontrol etti, ayağında tutabildi, arkadaşlarının oyuna katılmasını sağladı. İyi gidiyoruz şu an için. Şener, Barış, güzel orta. Alper 4 oldu. 4-2. Kadıköy yıkılıyor. Solanke asist. Şimdi değişiklik yapmam lazım. Şöyle bir değişiklik. Elif Elmas yerine Ferdi Kadıoğlu'nu atalım buraya. Sola da Victor Fischer. Şener, Elif Elmas. 5. gol mü gelecek? Alper uzaklardan, Alper 5 oldu. Koptu maç. Yani ben yeneriz diyordum da İlk golü yedikten sonra yani düştü, moralim bozuldu. Vavro 1-1'e taşıdı. Devre bitti. Ama bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Barış, Barisic, Şener, takım harika oynuyor. Solanke 6. gole gidiyor. İçeride 2 kişi. Oh, Victor Fischer. Fenerbahçe 6. Glasgow Rangers 2. Oyuncuları övelim. Yani bence övgüyü çok fazla hak ettiler. İnanılmaz oynadılar. Gerçekten inanılmaz oynadılar. Avrupa'da kısıtlı kadromuz var dedik. Kevgire çevirdiler Glasgow Rangers'ı. Barış güzel orta gol getirir. 7 mi geliyor? Ferdi. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim.
7'yi kovalamasınlar. İnanılmaz. 6-2 Fenerbahçe 6 Glasgow Rangers 2 60'dan sonra yani 2-1 öne geçti rakip. 63, 65, 67, 71, 77. Gerçekten aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız. Ne hücum hattındaki çabaların yani mükemmel. Söyleyecek hiçbir şey yok. Kim gol rekorunu kırmış? En gollü maç rekorunu kırdı. Ya biz rekorların adamıyız ya. Her ne kadar oynamayı bilmesek de rekorları kırarız. Şimdi Sivas'ta kendi evimizde oynayacağız. Doktora gönderin, bir iki gün dinlensin. Sivas zor bir ekip. En azından bizi Glasgow Rangers'tan çok daha iyi tanıyor. Sonra Göztepe deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı. Gerçekten çok zor bir maç olacak bizim için bu maç. Özellikle kendi evimizde Rangers'a fark attıktan sonra. Bu arada eşleşmeler ne zaman olacak? Rakip eşleşti mi? Yani onu geçmiş olabiliriz. Fikstür diyelim. Olimpik Marsilya gördük ya. Yani hala kendime gelemedim 6'dan sonra. Fikstür diyelim. Bunlar Avrupa Ligi'nin direkt gruplardan Rosenborg, Standard Liège, Zenit olduğu gruptan çıkmış. Kendi evinde bütün maçları kazanmış. 1-0, 3-0, 3-0. Zenit ve Rosenborg'a üçer gol atmış. Deplasman Zenit 1-0, PSV deplasman 2-1, Rosenborg. Deplasmanlarda yani bizim gibi diş geçiremeyeceği takımlar olursa sıkıntı çıkartabiliyor. Asistan menajeri görevlendir diyelim. Sonraki okumamış. Evet, inşallah 3 puan alacağız bu maçta. Ligdeki liderliğimizi devam ettireceğiz. Maç ne zaman, Avrupa maçı? Mart ayındaymış. Biz ne yaptık? Rangers, Wu, Sivas. Göztepe maçı, ilk maçı ne yapmışım? Ben 2-1 kazanmışım. Göztepe maçını da oynarız ya, dip dibe zaten. Sonra Beşiktaş maçıyla yeni bölüme başlarız diye düşünüyorum ben. Yok, gerçi Beşiktaş maçı da çok şey ya. Neyse, bu bölümü biraz uzun yapalım hadi. Hayır. Jason kart cezalısı. Şöyle yapalım. Sola. Valla Marin falan var. Bunları bekliyorum. Kadroya alışmaları için, takıma alışmaları için. Evet, Tolga Ciğerci'yi atamıyor muyuz? Niye? Ha, şöyle bir olay var. Onu bir düzeltelim önce. Tolga Ciğerci kadro, yedek kadrodan kaldıralım. Evet, bundan sonra böyle çakışmalar olmayacak. Ozan Tufan'ı Savaşçı pek oynamaz ama Ozan Tufan'ı Savaşçı orta saha deneyebiliriz. Alper Potuk yerine Gönül orta saha kimi atacağız? Tolga olmuyor. Uğuzkan. Alper'le başlayacağım, sonra Uğuzkan'ı devam ettiririz. Evet. Hazır mısınız çocuklar? Başlayalım. İyi şanslar çocuklar. Eğlenmenize bakın. Solanke'nin vuruşuyla yağışlı bir İstanbul gününde ev sahibi ekip maça başladı. Barış çizgiye inmek üzereydi ki rakip o müdahale etti ve taca çıktı top. Yalnız takımın geriye düştüğü durumlarda tekrar toplanıp öne geçmesi gerçekten iyi bir işaret, yani iyi bir gösterge. Ozan harika vurdu, direkten döndü. Yani bu iyi bir durum. En azından demoralize olup maçtan kopmadık. İki kere geriye düştük. İkisinde de topladık. Melling. Tekrar Melling.
Alper oyna kanada. Neyse sıkıştırdınız. Güzel bir orta gol getirir Alper. Melling, Alper, Melling o topu oradan kaptıracaksınız böyle. Pıt pıt pas yaparsanız. Göbeğe taşındı. Ozan vurdu direkt. Az önce offside vardı gene. Şimdi de Solanke offside'a düştü dönen topta. Yalnız Barış sağ kanattan çok etkili geliyor diyecektim. Dominik Solanke bu sezonki 16. golünü Sivas Spor ağlarına gönderdi. Daha azimli oynayın çocuklar. Vural Şaşal. Şener indirdi. Solanke, Barış yine çizgiye yöneldi. Ortasını yaptı bu sefer. Vural'da kaldı top. İlk yarı bitmek üzere. Çok yorulan oyuncular var. Özellikle Alper. Şener bindirdi bu sefer. Barış. Barış asist. Solanke attı. 2-0. İlk goldeki asist ve goller aynı kişilere ait. Takım çok yoruldu yalnız. Oyun modası diyelim. Maçın gidişatından memnunum çocuklar gerçekten. Şu an için Barış, Alper. Orta sahayı biraz diri tutalım. Orta sahada Ozan ne durumda? 85 çok iyi. Ozan'la Alper'i yer değiştirelim. Ozan'a diyelim ki güzel kardeşim 10 kişi tamamlamak istiyorum. Topu müdahalelerde sertliği azalt. Alper yerine Oğuzkan Güçtekin attık. Merkez orta saha hücum oynuyormuş adam ya. Enteresan ya. Oğuzkan'ın özellikleri iyi. Yani Oğuzkan orta sahada aslında biraz daha yani iki yönlü orta saha falan olması tabi zor ama en azından merkez orta saha destek olarak çalıştırırsak çünkü Oğuzkan'ı da kullanmak istiyorum. Hatta unutmadan şöyle yapalım. Orta saha merkez, merkez orta saha destek yapalım. Evet. Defansif pozisyon alma çalıştırıyoruz. Pozisyon alması, karar alması ki çok önemli karar alma. Orta saha oyuncuları için hatta takım oyuncuları için. Maça dönelim biz bu arada. 60. dakikada bir Ferdi değişikliği yaparız. Şener de yorgunmuş. Şener'i de değiştiririz. The 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Rakip oldukça yıpranmış vaziyette. Şener, Barış. Barış gerçekten sol kanatta. Rakibi çok yıprattı. Şener artık 3 geldi. Dominik Solanke. Şener'i de koruyalım. Modern bek, kanat bek. Destek yapalım. İki yönlü bek kadar çok ileri hücuma çıkmasın. Gerçekten rakip defansı da sağ kanattan bindirmelerimiz çok yıprattı. Şener. Melih yerine Hasan Ali kaldırım. Biliyorsunuz sağ bekimiz yoktu. Eldeki imkanlarla devam edecektik. Şener'i modern bek destekte bırakalım. Hiç git yani orta saha çizgisini çok fazla geçmesin. Barış yerine de Fonsinho mu Arabitse'yi atalım. Kanat forvet destek. Hadi bakalım. Giorgi Arabitse. Verdi. Arabitse. Ne oldu? Penaltı yok. Orada zaten penaltı beklentimiz de yok. Nasıl olsa 3-0 öndeyiz. Rahatız. Aruna Kone. Ferdi çok yoruldu ya. Solanke 3 gol. Yani Solanke. Solanke'nin en büyük özelliği. Şimdi nazar değdirmeyeyim ama biliyorsunuz benim maşallah dediğim inek sütten kesiliyor. Solanke'nin şöyle bir olayı var. Maç kaçırmıyor adam ya. Sakatlık vesaire. Hani müdahaleye bağlı bir darbeye bağlı bir sakatlık olmazsa devam yani adam üst üste bütün maçlarda çıkartabilirsiniz. Vural uzun oynadı. Vavro karşıladı. Arabitse, Ozan, Ferdi. Gerçekten tebrik ediyorum çocuklar sizi. Serdar ve Vavro ikilisi. Yani bu maçta da Serdar'la çıktık. Oyun modası diyelim.
Aferin beyler. Gerçekten iyi bir galibiyet aldınız. Sizi pohpohlamaya devam edeyim. Allah. Ekstradan hepinizi. Kim o? Oha Şener, 8.30 oynadın. Asistin var. Çok iyi oynadın ve mutsuz musun? Solanke gerçekten Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor. Neymiş? 475 bin euro. Solanke gol orucuna öyle bir son verdi ki. Yalnız Rangers maçının da yıldızı Solanke'ydi bence. Yani orada birkaç pozisyonda geniş alanda top taşıyamadı. Zaten yaratıcı forvette aranılacak en büyük özellik topsuz alanda o ileriye gönderilen o sahipsiz topları alıp kontrol edip orada gördüğünüz aldı, bekledi, çalım attı, ceza alanına girdi ve arkadaşına servis yaptı. Tam bir yaratıcı forvet hareketi. Yani hücumda mesela Fonsiyon öyle bir ne istiyormuş? Evet, Fonsiyon'da sıkıntı yok. Hücumda atakları düzenler olayı vardır yaratıcı forvetlerde. Gerçekten orada atağı düzenledi, golü attırdı ve maç koptu. Solanke aslında var ya, para olacak alacaksın. Gerçi biz şimdi Şubat, evet Mart'a geldik. Altyapıdan oyuncu çıkması lazım bu aylarda. Mart'ta falan çıkıyordu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Her sene biraz daha geriye geliyor herhalde, 2-3 gün olabilir. Onunla alakalı net bilgim yok. Lan bu kadar mı akla gelip de hemen şey olur? Oo, bir tane adam çıktı. O da kaleci. Oha. Adamı al direkt oynat yalnız ha. Direkt al oynat. Tamam, benim 10 sene kaleciye ihtiyacım yok. Vedat Kerim, bu kimmiş? Ali Kemal Çamur. Bu da çok iyi stoper. Yani çok iyi dedim, şu anki durumuna göre çok iyi. 2,5 yıldız. Yani Süper Lig seviyesine gelir. İşte zorlarız biraz. Ama markaj, top kapma falan üst seviye diyebilirim. Yaşına göre. Hemen imza attıralım. Lan ne denemesi o, manyak. Hemen imza attıralım. Bu adam boş bıraktığımız anda kaparlar. Ali Kemal Çamur kadro az kadrosuna gönder dedik. Ercan Çolakoğlu. Buradan gerisi artık 1,5 yıldız falan. Hiç bakmaya gerek yok. Kalecimiz elit seviyede bir kaleci olma adayı. Stoperimiz de Süper Lig seviyesinde. Ama tabii genç bir oyuncu. Bir heyecan. Top kapma 14, markaj 15. Gerçekten heyecan yaratacak bir oyuncu. Yorgun kim var yorgun? Ferdi Kadıoğlu çok yorgun. Ferdi Kadıoğlu'nu oynatmayalım. Yerine kimi atalım? Mehmet Ekici'yi. Armin Gerli'yi oynatamadık. Çok üzgünüm. Ama önümüzdeki sezon artık Armin Gerlek de takımın oyuncularından birisi olacak. O bölgede çok oyuncu var. Elif Elmas da var. Aslında Elif Elmas'ı da kullanabiliriz. Forvet arkasında, hatta Elif Elmas'a yer verelim. Mehmet Ekici hamle oyuncusu olsun bizim için. Şener, kesinlikle sağ beki değiştirmem lazım. Ozan Tufan. Ne kadar güzel değil mi? Olga Ciğerci'yi atacağım Savaşçı orta saha. Slimani, Solanke. Stoperlerde değişiklik yapayım mı? Yapmayayım. Gene Vavro, Serdar Taşçı ikilisiyle çıkalım. Marin'le başlayalım kupa maçına. Hazır mısınız çocuklar? Hazır gibi duruyorsunuz artık. Berto'yu alalım. Jason da tabii alalım. Lazım olabilir. Ya da şöyle yapayım. En iyisi. Reyes, Vavro değişikliği yap. Bunlar oynayamıyor musunuz? Hadi bakalım ne kadar kötü performans gösterebiliyorsunuz. Sağ bekle zaten. Evlere şenlik. Göreceğiz şimdi neler oluyor. Konuk ekibin vuruşuyla maç başladı. Alper düştü, kalktı, topu kaybetti. Tekrar kazandı Alper. Çok istekli başladı Alper. İlk maçı 2-0 kazanmışız. Bu maçta 3 farklı mağlubiyet alır mıyız bilmiyorum. Borges var rakipte, her şey olabilir. Slimani indirdi. Bolus Reis. Topuna koştu. Beto. Beton dökmüşler Göztepe'nin kalesine. Serdar indirdi. Marin. Tolga. Barış.
Yine çizgi indi, orta, penaltı. Olabilir mi? Vallahi penaltı. Barış Matkap. Alper attı. Vallahi Barış Matkap gibi yani. O geçen maç, bu maç dikine dikine gidiyor sağdan, çizgiden. Arabitse de çok iyi performans gösteriyor o bölgede. Ama ne olursa olsun yerli ve genç oyuncunun başarılı performans göstermesi, yani onun yerini hiçbir şey tutamaz. Yani Messi'yi transfer etmek, Ronaldo'yu transfer etmek yerine altyapıdan şu regenlerden birisi keşke bir iki yönlü orta saha olsaydı da 16-17 yaş, 16 yaşında formayı verseydim adama, banka oynatabilseydim. Traore'ye uzun oynadı. Halil Akbunar orta. Jerome vuruyor ama Harun. Keşke Berke ile başlasaydık bu maç. Çok hata yaptım bak mesela. Berke Özer. Yalnız Harun. Minimum 3 sene oynar. Kontrat yenilemem. Gitsin istediği takıma. Ya da transfer isterlerse gider. Berke var. 18 yaşında. Şimdi 15-16 yaşında yeni bir kaleci çıktı. Gerçekten 10 sene falan herhalde ben kaleciye ihtiyacı olmayan bir kulübüm artık. Ve milli takım kalecileri de muhtemelen benden olacak. Berke. 18 yaşında. Harun 29'du yanlış hatırlamıyorsam, evet. Geldik 60. dakikaya. Wallace Reis. Borges. Sakin sakin sakin. Halil Halil Halil. O zaten o kanattan etkili geliyorlardı. Bizim orada sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Hazimli. Bir şey yapalım. Çok zorlamayalım. Yani Ozan'ı da çıkartalım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Luperto'yu alabiliriz. Luperto'yu attık göbeğe. Hatta sola atalım. Pasör stoper. Sigorta. Standart stoper. Sol. Ozan. Buraya kim atabiliriz? Rayson. Savaşçı orta saha. Savunma yapalım. Tolga iki yönlü orta saha. Çok yorulan başka kadro oyuncumuz var mı? Serdar Taşçı çok yorulmuş. Neyse kalsın Serdar. Tolga çok yorgun. Oğuz Kağan'ı atalım Tolga ciğerci yerine de. Herkes orta saha destekleyelim Paşam'a. Evet ne kadar güzel. Kanatlar bomboş. Marin, Alper... Melink, Alper, Tolga vurdu uzaktan. Beto dışarı çıkan topu. Herhalde bu saatten sonra da ne kadar kötü bir ziliş olursa olsun gene de şey yemememiz lazım yani. Hani çizgi yenip orta yapabilselerdi içeride 3 tane uzun boylu adam var. Bolus Reis, Alpaslan. Hayda. Son dakikaları çok heyecanlı geçecek maçın. Traore. Vallahi kendi evimdeki 2-0'lık galibiyete güveniyorum. Alpaslan top yapıyorlar. Hakem serbest vuruş dedi ve maç bitti. Bir üst tura çıktık. Değişik şeyler denedik. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız dedik. Gerçekten iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Güzel bir cümleydi. Şimdi Vedat. Tam bir kaleci adı. Yalnız elle kontrol. 15. Refleks 15, çeviklik, yani bu adam gerçekten kaleci. Hani öyle böyle değil. İlk kez, yani kariyerlerim boyunca ilk kez bu kadar sağlam bir kaleci çıktı diyebilirim. Mesela Sunderland'da oynuyorum. Kaleci çıktı iki tane orada. Regen, yani ilk şey altyapıdan çıkan oyuncuların arasında en iyisi kalecilerdi. Bunun yarısı kadar falan herhalde onlar. Başakşehir ile Trabzon arasındaki maç ne olmuş orada? Trabzon
geçmiş, turu atlamış deplasman golüyle 3-3 İstanbul'da. Trabzon'daki bir maç 2-2 berabere bitti. Önerilen oyunculara imza attı. Ya demeyeceğim abi, gitsinler. Elif Elmas'ı övelim. Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan Güçtekin. Genç çocuklar size. Ben artık transfer konusunda sadece bir rol değişikliği yaptığım için savaşçı orta saha alırsam, sadece bir tane savaşçı orta saha alacağım orta sahaya. Onun haricinde belki de işte Oğuz Kağan'la falan, Ozan'la böyle idare etmeye çalışırım. Yani işte merkez orta saha destekli bilmem ne, o tarz oyuncularla. Şener'e atalım. Elif Elmas yerine Ferdi Kadıoğlu. Marin ne yaptın? Sen geçen maçı hiç görmedik seni. Yalnız Marin dağıtacak ortalığı da, şu an çok genç. Lige daha alışmadı. Şuraya Vavro'yu atalım. Sağ ayaklı çılgın stoper. Serdar ne durumda? Serdar Taşçı yerine de Luperto'yu atalım. Melink, Luperto, Vavro, Harun, Şener. Orta saha Jason, Alper, Ferdi Kadıoğlu. Alper oynatmamın sebebi çevik ve süratli olması. Gerçekten teknik becerisi de iyi. Alper o yüzden. Orta sahada dinamo, çalışkanlık. Jason ön sezisi, pozisyon alma, top kapma oldukça iyi. Jason da çalışkanlığı iyi. Silimani yerine de forvete Solanke yattık. Barış'la başlayacağım. Çok sıkıntı olursa Giorgi Arabizze'yi atabiliriz. Orada bekliyor kenarda. Skora doğrudan katkı yapabilecek bir oyuncu. Yiğitan yerine Rui Pires'i alalım. Lan Rui Pires'i 2 sene kiraladık. Benim prensim olacaktı falan filan dedik. Hemen yuttuk. Neyse. Yeni prensler bulduk. Hadi bakalım, başlayalım. Beşiktaş deplasmanı. Beşiktaş ligde 8. sırada, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Liderliğimize devam ettiriyoruz. Acaba Galatasaray takıldı mı? Onu da merak ediyorum. Galatasaray 2. O süper. Ha, maç eksiği varmış Galatasaray'ın. Neresi süper? Orlando Pride. Orlando Pride. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Baya baya süratli oyuncu. Yani rakibe çok sıkıntı çıkaracak bir oyuncu ama cesaret çok düşük. Sert maçlarda, özellikle rakibin sert oynadığı maçlarda sıkıntı yaşarlar. Kalecileri degajı kötüymüş. Yani diyor ki kaleciye pres yaparsan uzun oynamada sıkıntı çıkartabilir kaleci diyor. Daha fazla hücuma çık. Adamda talimat bozukluğu var ya. Neyse, onu da gidermeye çalışıyorduk. Karius. Degajın kötü mü Karius'un ya? Kaç? 14 abi. Ne alakası var ya? Bir tane kaleciden dolayı iyi şanslar çocuklar, eğlenmeyin. Asistan valla analizci, bize gol yediriyordun ha. Neyi analiz ettin acaba? Neye baktın yani? Olgay. Adriano. Şimdi online ligde Beşiktaş'la oynadığım için Beşiktaş'ta da bir gönül bağım var benim ya. Online ligde de Beşiktaş'ta gelene geçene sallıyoruz valla. Lideriz. Galatasaray'la kapışıyoruz. 5'te 5. Alper. Direkt offside. Dönen topların hepsinde offside'a düşüyoruz. Olan ki vücut sindeliği 17. Dayanıklılık çok yüksek değil ama. Vallahi adamı resmen Liverpool için hazırlıyoruz. Fiyat performans ürünü. Tavsiye ediyorum. Süper Lig'de bir takımdaysanız bence Solanke'ye kesinlikle bir kiralık şey yapın yani. Teklifte bulunun. Bu arada Barış Alıcı çok kötü oynadı. Neyse, ilk devre böyle tamamlansın. Göz yumacağım artık ilk devre. İkinci devre Arabizze ile başlayacağız. Tamamen farklı bir kanat kurgusu olacağından dolayı rakip umarım sıkıntı yaşar. Arabizze'ye kanat forvet destek. Gerçi bu oyun içinde geçerli olmuyor. Sadece maç için böyle. Jason. Jason Bey. Alper. Melink. Umarım 10 kişi bırakmaz bizi Jason. Olma. Jason sağ solu belli olmaz. Gider tokat atar birine şimdi.
Rakipte iki oyuncu değişikliği yaptı. Wagner Love Mustafa'nın yerine Adem Ljajić. Adem Ljajić. Caner uzun oynarsa da etkili ayağı var. Kısa oynarsa da tehlikeli. Caner her şeyi yapar yani. Jason. Ferdi. Tekrar Jason. Alper. Şener. Ferdi. Ne oldu oğlum orada? Top kaybetmeden. Gerçi ayağından biraz açtı. Kaydı orada. Wagner Love. Of. Çok tehlikeli pozisyon. Yani orada o top kaybettik. Göbekte tekrar kazandılar. Bittik orada. Kötü oldu bu gol. Gerçekten çok kötü oldu. Alper. Tolga yapalım. Verdi Kadıoğlu yerine de Mehmet Ekici. Melling'i de modern bek hücum yapacağım. Jason. Arabiz'le Alper. Çok iyi kapanıyorlar ya. Baksana çok kompak oynuyorlar savunmayı. At işte Melling. Gerçi Melling de göstermedi kendini. Neyse şimdi biraz daha hücuma yönelik oynayacağı için daha rahat ederiz. Bal dışarıda ama. Ah be ekici o kadar mı kötü kullanılır ya? Hiç demezsin 34-35 yaşında ya. Adam varıyla yoğuyla oynuyor ya. 36'ymış pardon. Demezsin tabii 34-35 çünkü adam 36 yaşında. İyi oynadık. Pozisyonlar da bulduk ama adamlar inanmış. Kendi evindeki taraftar desteğini de aldılar. Adriano'ya bak. Katistikler. Bir tane direkten dönen topumuz var. Başka da gol pozisyonu vesaire hiçbir şey yok. Takımda da iyi oynayan kimse yok. Rakibin de savunma hattı iyi oynamış. Gerçekten kanatlardan bizi kilitlediler. Galibiyet iyi olurdu ama. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Yani ortada pozisyon yok. Bir şey yok. İki takım adına da doğru düzgün pozisyon yok diyebiliriz. Ama rakibin hızlı bir top kapmaya verdiği hızlı bir reaksiyon. Orta sahada top kaybeder gibi olup tekrar kazanıp devam ettiler. Yani golü hak ettiler. Çok istediler. Vavro. Daha uzun süre sözleşmem var. Vay takım arkadaşlarını açıklayacaksın. Ya biz seni en golcü stoper yapmaya çalışıyoruz. Sergio Ramos'tan bile belki daha golcü olmanın için uğraşıyoruz ama sen bize neler yapıyorsun? Umarım fazla problem çıkmaz. Lille deplasmanına Marsilya deplasmanına gideceğiz. Bu bölümün son maçı olsun ya Marsilya deplasmanı. Ne yaptık Marsilya? Evet ya. Yani uzun oldu. 47-48 kaç 48 dakika olmuş. Marsilya maçını da yaparız. 1 saat falan olacak. Yalnız maçları hızlandırmamız gerçekten çok etkili oldu. Yani bayağı daha fazla maç yaptık. Normalde 48 dakikaya bu kadar maç sığdıramıyorduk. Kaç tane yaptık hatırlamıyorum ki. Bir ona da bakalım hızlıca. Sürü diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç yapmışız. Olimpik Marsilya'da 7. maç olacak. Berke'nin gelişim süreci. Evet Berke çok güzel gelişim. Olimpik Marsilya maçı gelsin ama artık. Antrenmanla çok fazla ilgilenmedim açıkçası. Öyle hemen next gidiyoruz ama. Ya bu Marsilya maçını yaptıktan sonra Rize maçı da iki gün onu da mı yapsak diyeceğim ama öyle öyle işte bu olay şu işte hani bir maç daha hani bir maç daha sonu yok. Şuraya kimi atacağız? Victor Fischer atalım. Luper Luperto yerine Serdar Taşçı. Şener Barış. Ve bak Avrupa maçına çıktığımız maç takımın yarısı yok. Elif Elmas.
Yani. Tolga ayrılma. Ben oynatacağım seni güzel kardeşim. Bak gör. Bundan sonra sizin yani şeyiniz ne derler? Sizin döneminiz orta sahada dinamik, çalışkan, son iki maçı kaybetmişiz yalnız. Göztepe kupa maçı kabul edilebilir bir mağlubiyet. Ozan Tufan nerede? Ozan Tufan da mal. Kimseyi almamışım ki. Nasıl bir kadro yapmışım? Gerçekten ben bile şu an yani kendimin yaptığı, oluşturduğu şu kadro yapısından şikayetçiyim yani. Strootman, Luis Gustavo. Böyle iki tane tabiri caizse hayvani orta saha varsa işte kısa pas yapmaya işte bilmem şöyle çevireyim böyle çevireyim yapmaya gerek yok. Ben uzun pas yapıyorum zaten de aklınızda bulunsun böyle iki tane. Ya tabii sizde de Modric vardır, şu vardır, bu vardır. Orada onları siz de bayağı bir sıkıntıya sokarsınız. O ayrı tabii, ona bir şey diyemem. Yalnız Galatasaray da üst tura çıkmış, onu gördüm en azından. Aman gözünüzü seveyim, duran toptan yemeyin. Galatasaray çıkmış, ulan süper ya. Adamlar Monaco'yu eledi. İnşallah Galatasaray bu turu da geçer. Çünkü Galatasaray, ama Beşiktaş yok. Beşiktaş kimle oynamıştı hatırlamıyorum. İşte Luis Gustavo, Ocampos, Lucas. Ocampos neyse ki şuradan... Yarayel. Redu Salzburg burada. Aslında Beşiktaş'ın eleyebileceği bir rakip diye düşünüyordum. İyi de fena sayılmayacak bir kulüple de eşleşmişler. Ajax. Alper. Ah be Victor Fischer be. Ah be Victor Fischer be. Tam destek. Tam destek. Herkes yardım birbirine. Barış çok iyi gönderdi ama. Andan da var kale. Yani bütün... Orta sahayı savunmayı falan geçtim. Mandanda gibi bir kalecileri var. Dimitri Paye. Ben kısa pasta çıkmıyorum değil mi defanstan? Yok tamam, çok güzel. Yalnız o iki hayvani orta sahaya rağmen ben göbekten oyna. Çok güzel bir hata olabilir. Ferdi şu göbekten oynama ısrarından aslında vazgeçebiliriz. Şener, Barış. Çok güzel lan. Abi iki tane çok net fırsat. Hadi ilk vurduğu tamam da bu çok net bir fırsattı. Meling arka direkt indir öne doğru. Abi orada da bırakmadılar. Meling. Dante karşıladı. Alper. Uzaklardan aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Daha azimli oynayın ama. Daha azimli oynayın. Söylenenlerden oturup mutsuz. Kim? Oo, Tavuğin sakatlanmış. Mutlu olamıyorsunuz. Yani bu Nasar diye bir adam giriyor. Gene çok süratli, çevik. Tamam teknik becerisi falan Tavuğin kadar değil ama. Abi penaltıyla var ya alakası yok biliyor musun? Hakikaten penaltıyla alakası yok bu pozisyonun. Oturup sabaha kadar konuşabiliriz. Yani bu olayın penaltıyla hiçbir alakası yok ya. Yüz yüze adam ne abi? Mücadele ediyorlar. Yani illa bir gol yedireceksiniz de yani. Abi şu maçlar beni en çok üzen maç türü. Yani deplasmanda oynuyorsunuz. Önemli bir maç ve hani net pozisyonlara girip atamıyorsunuz ve işte böyle bir şekilde gol yiyorsunuz ve maç kırılıyor. Artık sizden gidiyor. Barış çok iyi aldı önüne ama dediği gibi atamadı o topu. Uf. Uf uf uf. İşte bu pasa hiçbir defans şey yapamaz abi. İyi pasın savunması olmaz yani. Şu pasın savunmasını hiç kimse yapamaz yani. Bak bak bak. Hop iğne deliğinden. İğne deliğinden saldı Zehri. Hiç uğraşmaya gerek yok. Oyun tarzımızdan, oyun düşüncemizden, oyun felsefemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Jason'u çıkartayım, Oğuz Kağan Bey'i atayım şuraya. Merkez orta saha destek. Aynen. Meling çok yoruldu. Sağdan soldan o kadar çok bindirdiler ki ama yani Hasan Ali Kaldırım'la değiştirelim. Hadi Hasan Ali Kaldırım da maç kondisyonu eksik.
nelerden bahsediyoruz? Ne diyoruz? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hadi gezgin oyun kurucu destek. Orta saha yol geçen an olsun ya. Ve o kadar da yapmayalım. Defansif oyun kurucu destek yapalım. Barış'ta var bugün bir şeyler ama anlamadım yani. Yani böyle kontrolleri falan araya girmeyi çok iyi ama attığı toplar... Abi bu turun anahtarı olabilirdi ya işte. Bu pozisyon turun anahtarı olabilirdi. Bu duran top da olabilir. Oğlum atsana. Yani... Aferin Hasan Ali. Hayret! Sara dokunduk ve hakem bir şey yapmadı. Yani düdüğünü çalmadı. Şaşırtıcı. Sürekli olarak sağda solda geniş alanda çıkışlarda topla buluşuyorlar. Yani bu maça çıkarken direkt kapanarak 10 kişi de kaldık şimdi. Takım otobüsünü kaleye çekebilirdik. Ama tek kelime söyleyeceğim. Yani tek bir laf edeceğim. Tek kelime söylemeyeceğim. Şu olayı görüyorsunuz. İşte 14 şut, 8'i kaleyi bulmuş. Rakibin 11 şutu, 4'ü kaleyi bulmuş. Kafa kafaya oynanmış. Yani bu maç kimin sahasında oynandı deseniz mesela istatistiklerden anlayamazdı kimse. Ama işte bitiricilik farkı. Yapacak çok da bir şey yok. Ne yazık ki 3-0 sahadan ayrılıyoruz. Çok pardon demeden önce. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Artık Rize maçıyla yeni bölüme başlarız. Şöyle bir lig kupa görününü açalım. En azından ligde liderlik koltuğuna oturduk. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.